Çocuklar garip varlıklar değil mi? Bizi fabrika yerlerimize geri döndürüyorlar. Ne kadar kirlenmiş, bozulmuş, yozlaşmış olsak bile. Yani sonuçta kadın fahişe. Çocuğu defalarca terk etmiş. Bak yine de dikkat et. Galina annesinin göğsüne başını yasladığı zaman teslim oluyor doğa görevi. Şimdi sana babalıkla ilgili söylediklerimi daha iyi anlıyorsun değil mi? Hayat hakkında bilmediğimiz ne kadar çok şey var, farkında mısın? Vallahi ben biliyorum da. Senin gibi böyle camdan fanusta büyümüş bir prens olunca zor tabii. Sermet mahvolmuştur. Evet ya. Delirmiştir sabaha kadar. Deniz'i ne uğraşmıştır. Yani çok düşkündü Galina'ya. Ya problem yaratacak bir şey yok. Evinin yakınlarında bir ev bulur. Her gün gider gelir görür kızı. İsterse ona manevi babalık yapar. Diyorsun. Narin, bak konuyu buraya getireceksen gerçekten Irmak'tan çocuğun falan olmasını istemiyorum. Deniz, ne oldu? Ne oldu? Günlerdir neler oluyor? Siz farkında bile değilsiniz. Ne oldu Deniz? Şadi. Ablam. Geldim ya. Ablam. Abla ya. Zafer komadaymış. Kendini pencereden aşağı atmış. Bize ne ondan Şadiye? Ha? Ne hali varsa görsün, bize ne ondan? Ya sana bir şey olsaydı? Ha yavrucuğum, ya sana bir şey olsaydı niye yaptın bunu kendine? Niye yaptın? Tamam, geç sen, geç. Deniz, ağlama artık, tamam? Gel sana ilaç vereyim, sabaha kadar rahat rahat uyursun. Yok yok, iyiyim ben. Sen... Geç otur şöyle. Narinlerin yanına git, onlarla ilgilen. Vallahi iyiyim ben. Oh. Irmak arıyor tabii. Niye kutlayacak? Saat kaç oldu ya? Abla, abla ben düştüm. Bileğimi, bileğimi kırdım. Çok kötü kanamam var. Abla yanıma gel ne olur. Ne? Allah seni kahretmesin ya. Sen benim lafımı niye dinlemiyorsun? Niye kayak yapıyorsun kızım? Gelmiyorum. Geber orada. Deniz ver bakayım. Irmak benim, Fırat. Fırat. Fırat, çok kötüyüm. Hemen gel yanıma ne olur. Bebeğimizi kaybediyorum Fırat. Irmak tamam. Hiçbir şey olmayacak bebeğimize, merak etme. İlk uçakla hemen geliyorum. Hemen boşanacaksın Şadiye. Duydun mu beni? Hemen boşanacaksın. Bende akılsızlık. Nasıl izin verdim o adamla evlenmene? Abla benim onun yanında olmam lazım ya. Şadiye, ne diyorsun sen ya? Delirdin mi? İçtiğin haplar kafanı, beynini bulandırdı herhalde. Bana bak, ben kendi ellerimle komaya sokarım seni. Hastanede yan yana yatarsınız. Duydun mu beni? Yenge, ya bu kapıdan çıkamaz zaten. Yok öyle bir sinema yani, yok öyle bir şey. Şadiye, sen delirdin mi? Niye yapıyorsun bunu kendine? Niye canına kastediyorsun? Bunu bize niye yapıyorsun? Abla, öyle bir anlık bir şeydi yani. Aptalcaydı. Tamam, özür dilerim. (Gülüyor)
Ne yapıyorsun lan sen? Ayarsız. Ne yapayım? Bu şapka ne lan? Bu şapka ne lan? Abi hazırlık yapıyorum işte. Oğlum Narin yenge burada. Sen ortalarda niye geziniyorsun ki ya? Narin yenge de mi burada? Evet. Abi ne güzel işte. Giderim karşısına çıkarım, erkek gibi konuşurum çatır çatır. Şöyleyken şöyle oldu, böyleyken böyle oldu derim. Ha tabii dersin, ben sizin şoförüm İskender dersin. Aynı zamanda Servet abinin ajanıydım dersin. Haber uçuruyordum dersin. O da olur değil mi? Ya abi durum öyle değil ki. Şimdi Deniz Hanımlar beni sepetledikten sonra... yani bak şu Allah'ın işine, karşıma siz çıktınız. Ben de sizin yanınızda işe girdim yani. Olamaz mı öyle tesadüf? Ulan ayarsız. Senin bizimle bir bağlantın olduğunu onların hiçbir şekilde bilmemesi gerekiyor lan. Aksi takdirde sen unut merkezde falan çalışmayı yani. Ha, sizin merkez dediğiniz yer Narin Hanım'la Deniz Hanım'ın ofisi. Tamam. Ya, aynen. Üstüne bastın, ayağını çek. Sen şimdi git, kendine uzaklarda bir otel bul. Biz diyene kadar da ortalıklarda gözükme. Tamam? Ya abi, siz bu işi biraz ciddiye almıyor musunuz ya? Oğlum ne ciddiye alması? Zafer de zaten komada. Hani dua et de o pislik sana bulaşmasın yani. Abi biz bir şey yapmadık ki ona. Bir iki tokatladık, sonra geldik. Vallahi ne kadar ağrına gittiyse artık ona her ne yaptıysan böyle, gitmiş kendini camdan atmış çocuk. Dua et de ölmesin, ölmesin. İki olur, iki. Vay be. He ya. Abi ben uzayayım o zaman. Uza bir zahmet. Sen haber verirsin bana. Veririm ben sana haber, veririm. Ne giydiği şapkaya bak ya, hazırlık yapıyormuş. Abim nerede kaldı ya, kaç saattir? Her şeye hazırlanmak lazım. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonra bekleyip göreceğiz. O kadar kötü mü durum? İç organlarında zedelenme var. Kolunda, bacağında, kalçasında çoklu kırıklar var. Ama en önemlisi kafatasından ve omuriliğinden darbe almış. Şimdilik tedbiren uyutuyoruz. Özellikle önümüzdeki 24 saat çok kritik. Elinizden ne geliyorsa yapın. Kendisi benim köylüm olur. Siz bunu muhasebeye verin. Bu sizin bıçak paranız. Muhasebeyi hallettik biz. Sağ ol. Alo. Ha Zarife Hanım, misafirler nasıl, iyiler mi? Kimse kalmadı ki Sermet Bey. Nasıl yani, döndüler mi? Ben sabah işe geldiğimde Deniz Hanım pek rahatsızdı. Birkaç saat yatırdı Fırat Beyler, sonra alıp götürdü. Deniz Hanım'ın neyi varmış? Bilmem ki, ağlıyordu işte. Pek bir fenaydı. Sokulamadım yanlarına. Tamam Zarife Hanım, sağ olun. Siz evi kapatın, evinize gidin. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.